Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından marifet nedir? Allah sizi esirgesin. Marifet yani manevi bilgi nedir? Açıklar mısınız? Cevap verdi. Senin yüce Allah'ı onun kendisini sana tanıttığı şekilde bilip tanımandır. Sordum. Bu nasıl olur? Cevap verdi. Bilmelisin ki Allah affedici, her şeye hakkıyla gücü yeten, sonsuz kudret ve ikram sahibi, yegane büyük ve bağışlayıcı. Her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra da var olacak olandır. Sonsuz derecede küçük bir zerrenin hal ve hareketini de, akıl sahibi insanın en ufak düşüncesini de, kasa ve kaygıların zihinlerde dolaşmasının mahiyetini de bilir. Sırların en gizlilerini de, kalbe anında gelip geçen en ufak fikir duyguları da bilir. Ey genç! Onun eşsiz ve güzel yaratılışının en basit bir yönünü, yarattıklarının üzerindeki sonsuz hükümranlığını, onun cömertlik ve ikramlarının bolluğunu kim hakkıyla tanıtabilir ki? Onun erişilmez büyüklüğünün, müthiş azametinin ve yücelerden yüce yüceliğinin bilgisine ermede diller yorulur. Kalpler tükenir, havsaralar bitkin düşer, fikir kaybolur. İlimler çöker, akıllar şaşırır, muhayyileler savrulur ve ruhlar aciz kaldıklarını itiraf eder. Nitekim ariflerin ve evliyanın kalpleri bile anlayışlarının keskinliği, yakin bilgilerinin derinliği, ilimlerinin gücü, muratlarının gizliliği, zihinlerinin yakınlığı, idraklerinin genişliği, gözlerinin apaçıklığına dayanarak yanı sıra da manevi enerjilerinin nüfuz kabiliyetinden, basiretleri sayesinde her türlü yanılmayı aşan üstünlüklerinden, akıllarının mükemmelliğinden, kalplerinin hedeflerini elde etmedeki yeteneğinden ve başarıdaki isabetlerinden hareketle buna erişmek için olanca güçleriyle çabalasalar, sonuçta bu konuda elde edebildikleri ve erişebildikleri şey veya şeyler tam bir hayal kırıklığından ibaret olur. Bu hususta edindikleri bütün bilgi asıl olanın yanında bir hiç olarak kalır ve elde ettikleri netice o yücelik katkı hakkında hiçbir şeyi temsil etmez. Onun şanı yüceler yücesidir. Bütün hamd ve övgüler onadır. Onun güzel isimleri yani Esma-ül Hüsna'sı kutsalın da kutsalıdır. Onun azameti karşısında akıl sahiplerinin akılları da kalpleri de yenik düşer. Yüce Allah'ı bu arayışın sonsuzluğu içinde en küçük şeyleri kavramaya güçlerinin yetmediğini itiraf ederler. Hafsaraları onun hakikatiyle ilgili ilim karşısında teslim olur. Kalp gözleri onun yüceliğinin ihtişamı karşısında saygıyla eğilip geri döner. O sonsuz kudretiyle kainatı kusursuz sebepler zincirine bağlamış, yarattıklarını en güzel şekilde tasarlayıp en sağlam şekilde var etmiştir. O yüzden de varlık alemine gelen her şeyden önce o vardı ve varlığı son bulacak her şeyden sonra da o olacaktır. O her şeyi kendi kusurluğunu apaçık ispat eden bir mükemmellikte yaratmış ve onları daha önce bir örneği bulunmayan bir var edişle ortaya koyup tamamına hükümran olmuştur. O hiçbir şey var değilken de her bir şey oranla en mükemmel olandı. Olan ne varsa onun hür iradesi ve dilemesiyle var olmuştur. O her bir şeyin bizzat kendi iradesinin dışındaki hiçbir iradenin en ufak dahli olmadan var olmasını dilemiştir. Bütün şeyleri yaratıp var eden, daha onlar olmadan onları dileyip birbirinden ayırt eden Allah'ın şanı ne yücedir. Hiçbir benzeri olmayan ve her şeyi işitip bilen o ne yücedir. İşte sen onu böyle bir bilgiyle tanır ve bilirsen arzu ve korku artık senin kalbini terk etmez. Onun azametini gönlünden ve dilinden düşmez. Onun karşısında daima arlı, hayalı, edepli ve dikkatli olursun. Sordum. Bu konuda insanlar birbirlerinden nasıl farklılık gösterirler? Cevapladı. Yüce kudretin yapıp etmesine ve yarattıklarının mükemmelliğine, kalplerinin bağlılığının derecesine göre. Sordum. Bu hususta kalp ne ile güçlendirilir? Cevapladı. Zikirle yani Allah'ı sık sık anmakla ve ibret almakla.